bir diyet programı uygularsınız ve o diyet programını disiplinle uygulamazsanız eğer bir işe yaramaz, değil mi? Hani bellidir işte, şunu yiyeceksin, şu saatte yiyeceksin, şu sporu yapacaksın. Bu da öyle bir şey. Bunu disiplinli olarak uygulamadığınız takdirde hiçbir işe yaramıyor. İki, gerçekten kurtulmak isteyeceksin. Çünkü bazı insanlar var, az önce yayınımıza bağlanan o kavuşamayan amca gibi. O işin acısını seviyor. Anlatabiliyor muyum? 52 sene beklemiş. Tabii ki. Ama onu hala seviyor. O mecnun olmuş, o yüzden söyledim. O kafasında bir şey yaratmış. O ona aşık artık yani. Şimdi bu 10 emir önemli. Bir. Konuşma. Yani kiminle konuşursan konuş, lafı dolandırıp dolaştırıp tekrar o insana getirmeyeceksin. Ha, sen onunla ilgili bir şey söyleme. Evet, konuşma. Artık konuşma, yani konuşma kimseyle. Hani tamam, konuştum bitti artık. Şöyle ayrıldım, böyle ayrıldım, böyle gitti geldi bilmem ne, bitti. Konuşacaksan da bunun da bir süresini ölçmüşler. Ben uydurmadım bunu. Bir arkadaşınla, sadece bir arkadaşınla günde en fazla 20 dakika bu konuyu konuş, üzerine gitme. İki, arama. Ne olursa olsun. Onu asla yani aramadım. Telefon elinde, ay çok özledim, dur arayayım acaba o da beni özlemiş midir falan filan durumuna girme. Çünkü her aradığında geçirdiğin o süreyi başa dönmüş oluyorsun. Hepsinde. Üç, cevap verme. Bazen konuşma, de o arar. Arama, cevap verme. Bazen zamanı de o arar. Çünkü seni kontrol etmek ister. Seni terk etmişse birazcık vicdan yapmak ister. Acaba ne durumda diye sormak ister. Hayır, cevap verme. Biraz ego da var mı onun içinde? Bak benden sonra evet, ne hallerde evet, diye. Evet, tabii ki. Hepsi var. Cevap verme. Ben de ona iyi olduğumu anlatmak için cevap verme gereği duyarım. Bu da yanlış demek ki. Evet. Dört, gitme. Onun gidebileceği herhangi bir yere gitme. Zamanında onunla birlikteyken gittiğiniz yerlere gitme. Onların hepsi maalesef sana onu hatırlatacaktır. Onun gittiği yere de gidersen kendini göstereceksin. Sen de onu görmüş ne olacaksın. Gerek var? Yine her şey başa dönecek. Beş, aldırma. Diyelim ki tesadüfen karşılaştın. Aynı iş yerinde çalışıyor olabilirsin. Aynı okula gidiyor olabilirsin. Görmezlikten gel. Aynen. Görme. Yani peki, yok hükmünde say. Başka türlü olmaz. Altı, sorma. Arkadaşlarına acaba o ne yapıyor? Ne ediyor diye sorma. Çünkü o arkadaşların bunu mutlaka onun kulağına götürecektir. Karşılık götürür. Gerek evet, yok. Evet. Yedi, ümitlenme. Bak çok önemli. Bir daha bana döner. Bir şey olur. Geçmiş bu olsun. Ümit devam ettiği sürece onu unutman, bu acıdan kurtulman mümkün değil. Kesinlikle ümitlenmeyeceksin. Çok güzel. Sekiz, bakma. Şimdi neye bakmayacağız? Zamanında birlikteyken evet, onun bize verdiği hediyeler, fotoğraflar, anılar. Mümkünse onları ya at, atamıyorsan, kıyamıyorsan koy bir torbaya, bir kutuya. Sana asla göstermeyeceğine güvendiğin bir arkadaşına teslim et. Bırak onda kalsın. Peki. Çünkü ileride belki hoşuna gidebilir ama çok geçmesi lazım. 9, kapanma. Yani eve kapanma. Asosyal olma. Evet. Sosyal ol, tabii abartma. Yani çünkü hani o dağıtma dediğimiz noktaya gelme ama evet, sosyal ol. Son madde, bulma. Yani birini bulma. Bu dönem senin nekahat dönemin. Yas tutma dönemin. Yasını tut. Yaşayacaksın çünkü bu aşk acısı dediğimiz şey yaşamadan geçebilen bir şey değildir. Yaşayacaksın ama geçecek. Hayatına birini sokarsan eğer hem ona hem kendine yazık edeceksin. Telefonumuzda bir izleyicimiz. Yok, evet.